Merhaba sevgili doğaseverler, Lig Yolu serimizin 33. bölümüne kadar geldik. Hatırlarsanız önceki bölümde Göynük Yaylası'ndan Göynük Kanyonu'na kadar inmiştik. Bu bölümde ise Göynük Kanyonu Milli Parkı'ndan Sarıçınar'a kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. İki dağ arasında derin bir vadiden ilerleyeceğiz. Yolumuz hep tırmanış, yaklaşık 400 metre kadar rakım tırmanacağız. Sabah erkenden uyandık. Eşyalarımızı toplayıp Göynük Milli Parkı'na doğru yola koyulduk. Bizi güler yüzle ağırlayan natural pansiyon sahibi Osman Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum ve buradan selam söylüyorum. Önceki gün akşam Göynük'ten temin ettiğimiz bazlama, domates, peynir, zeytin gibi kahvaltılıklarımızla Göynük Milli Parkı'nın kamp bölgesinde bir güzel kahvaltımızı yaptık. Afiyet olsun. Kahvaltımız. Bazlama ekmek arası. Peynir, domates. Göynük Milli Parkı'ndayız. Buraya kadar gelmişken Göynük Milli Parkı'nı gezmeden ve kanyonun serin sularına girmeden olmaz değil mi? Kahvaltımızı yaptıktan sonra Göynük Milli Parkı'nı gezdik ve kanyon turuna katıldık. Eğer kanyonda yüzmek istiyorsanız ücretli kanyon turuna katılmak zorundasınız. Çünkü suya sadece koruyucu ekipmanlarla girmenize izin veriyorlar. Kask, can yeleği, ayakkabı, böyle yüzme elbisesi üzerinizde olması şart. Bu ekipmanları size katıldığınız tur temin ediyor. Bu kanyon gezisiyle ilgili de ayrı bir video yapıp sizlere izleteceğim. Saat 14 gibi kanyon turumuz bitmişti. Kanyon turunda bayağı bir yüzmüştük, efor sarf etmiştik. Haliyle de acıkmıştık. Dedik ki yine Sakine teyzenin yanına gidelim, o güzel gözlemelerinden yiyelim. Eşyalarımızı Göynük Milli Parkı'ndaki o dondurmacıya rica ettik ve dondurmacının yanına bıraktık. Ve Sakine teyzeye gittik. Gözleme yedik, çok güzel gözlemelerinden. İki tane de akşam yemek için paket yaptırdık. Evet, Sakine teyze iki gündür bizim adeta kurtarıcımız olmuştu. Sakine teyze bize gözleme yapıyor. Aslında biz bu gece Göynük Milli Parkı'nda kamp kurup ertesi gün sabah erkenden yola çıkmayı planlamıştık. Ama kanyon turumuz beklediğimizden erken saatte bitti. Soğuk sularda yüzmek ayaklarımıza iyi gelmişti. Kendimizi enerjik hissediyorduk. Hem de bugün kat edeceğimiz kısa mesafe, ertesi günkü yürüyeceğimiz zorlu ve uzun parkuru birazcık da olsa kolaylaştıracaktı. Bir de doğanın içerisinde, ıssız yerde kamp kurma fikri bizi heyecanlandırıyordu. Emin olmak için hareket planımızı bir daha gözden geçirdik. Saatimize baktık. 2 saat içerisinde Sarıçınar kamp alanına ulaşabilir miyiz dedik hava kararmadan. Evet, bunu yapabiliriz. Hemen Göynük Milli Parkı'ndaki çeşmeden 3'er litre sularımızı doldurduk ve saat 15.17'de adımlamaya başladık. 15.17 parkurumuza başlıyoruz. Yürüyüşümüz çok güzel bir ormanın içerisinden hafif bir meyille tırmanışa başladı. Sağımızda Çam Dağı, solumuzda Sarıçınar Dağı, iki dağ arasında derin bir vadinin içerisinden yolumuza devam ediyorduk. Vadi derin olduğu için aynı zamanda güneşten de korunuyorduk. Burada su varmış. Vadi boyunca su terfi hatları vardı ve bu terfi hatlarında böyle borular falan da vardı. Bunlardan çeşitli uğultular geliyordu. Kimi zaman bu sesler korkunç bir hal alıyordu. Yani burada solo yürümek insanı biraz ürkütebilir. Buranın yolları da bayağı enteresanmış. Gittiğimiz yola bakın. Bayağı güzel manzaralar görüyoruz böyle.
Buranın da ayrı bir atmosferi var. Yani her yerin ayrı bir güzelliği, ayrı bir özelliği var. Aksiyon kameram kayıtta, konuşa konuşa yürüyordum ki birden karşıma ne çıktı? Yani normal bir yerde anlatsak insanlar inanmaz. Hiç beklemedim bir şey. Ha, bu arada buralara baya bir tahkimat yapmışlar. Mesela baya bir kapak falan gördük, su terfi. İşte ben de onu diyecektim. Baya bir tahkimat var ve buraya da yol örmüşler. Bakar mısınız yani, ne güzel. Ya işi baya kolaylaştırıyor, yoksa in çık falan buradan geçemezsin. Şimdi onun üzerinden geçiyoruz. Evet, dündüz. Valla. Ellerine sağlık yani. Bugünkü yürüyüşümüz ayada. Ne oldu böyle? Bugünkü yürüyüşümüz kısa. Şahin, görmen lazım. Karşıda gel. Gördü bizi, saldırmaz değil mi? Saldırmaz. Şahin'in aynı zamanda saldırmasından da korktuk, ürkmesinden de korktuk. Bu deden de dedi ki pek yanına yaklaşmayalım. Ama Zeynep, Şahin'in yavru olduğunu hemen anladı. Canım, korkma. Ah, küçücük. Karşımıza birden çıkıverdi. Likyon'da kurtla, kaya kartalıyla, yılan gibi hayvanlarla karşılaşmıştık. Ama ilk defa bir Şahin'le karşılaşıyorduk. Hem de bu kadar yakın mesafeden burun buruna. Yani bunu hiç beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir olaydı. Karşımıza birden çıkıverdi. kusura bakma, seni rahatsız edeceğiz ama geçmemiz lazım. Yani bir Şahin böyle yolumuzu keser gibi önümüzde, taşın üzerinde neden durur ki? Ben buna önce bir anlam veremedim. Dedim ki ya yavrusu vardır, ya annesi falan gelecektir. Ya da bizim bilmediğimiz başka bir şey vardır içerisinde. Yani bir şeyler olduğunu anlamıştım ama ne olduğunu çözememiştim. Yanına bu nedenle pek yaklaşmak istemedim. Arkadaşlar, şu anda Likya yolunda bir kuş tehdidi altındayız. Bize izin vermiyor, geçemiyoruz, evet. Pardon, geçmemiz lazım ama... Arkadaşlar, görüyor musunuz? Geçirmiyor bizi yani. Burada temkinli davranmak istedik. Şahin'i 10 dakika kadar kendi halinde bıraktık. Dedik belki annesi gelecek, belki yavruları alıp götürecek, belki başka bir şey var. Bir terslik var ama ne? Sonra ben biraz zorlayıp Şahin'in solundan böyle geçip gitmeye karar verdim. Gidiyor musun? Hadi git. Hadi git. Hadi. Kumanyası götürdüm, hafızlar var. Bu yaralı. Yaralı mı? Evet, uçamıyor. Canım. Uçtu. Yaralı ya aşkım. Aşkım, yaralı bu, uçamıyor. Gitti mi? Aşağıda uçamıyor, kaldı orada. Kanadı kırılmış bunun. Anam. Yavrum benim ya. Ne yapalım? Alalım, milli parka götürelim mi? Biz bunu alamayız aşkım. Milli park arasak tabii. Evet, Şahin yaralıymış ve ilk düşünce olarak hadi bunu alıp hemen yardıma götürelim diye düşünebilirsiniz. Ama bunu yapamazsınız çünkü bunun iki tane sebebi var. Birincisi, bu Şahin zaten yaralı. Biz bunu taşırken kendisini daha fazla yaralayabiliriz. Kanadını falan daha fazla kırabiliriz. Çünkü yolda giderken zaten bizi direnmeye çalışacak, debelenecek, çırpınacak. Daha kötü hale sokmamak için bunu kendimiz taşımamalıyız. İkinci nedeni ise Şahin bizi yaralayabilir. Çünkü bu yırtıcı hayvanların çok keskin pençeleri ve gagaları var. Hatırlarsanız benim bir tane videom vardı, tüylü dostum Zabit diye. Ben yavruyken bir tane kargayı alıp besleyip büyütmüştüm, uçurmuştum. O karga bile benim omuzuma konduğu zaman omuzumu çiziyordu, bayağı bir kanatıyordu. Pençeleri gerçekten çok sivri. Bu yüzden ben polar giyiyorum yaz günü. Eğer polar giymezsem tişörtümden geçiyor ve hep omuzlarım çiziliyor. Hatta bir tane tişörtüm kan içerisinde kaldı. Hani kedi tırmığı gibi sivri ve etkili arkadaşlar. Yani bilirsiniz ki böyle yırtıcı kuş besleyenler büyük eldivenler falan takarlar kendilerini korumak için. Bu nedenle bu gibi yırtıcı hayvanların taşınmasında işi uzmanlarına bırakmak gerekiyor. Biz de öyle yaptık ve işi profesyonellere bırakmaya karar verdik. Saatimize baktık. 15.55'ti. Dedim ki mesai bitmeden hemen Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürlüğü'nü aramamız lazım. İki tane sorunumuz var. Birincisi, sahil müdürlüğünün numarası bizde yok. İkincisi, telefonlarımız hiç çekmiyor. Ne Zeynep'inki çekiyor ne benimki çekiyor. Dedik ki biraz daha ilerleyelim. Zaten rakım da yükseliyor. Telefonun çektiği yerler elbet vardır. Tek diş çekse yeter. Ama Şahin de orada. Şahin'i de bırakıp da pek gitmek istemiyoruz.
Dedi ki mecburen bırakıp gideceğiz. Peki Şahin'in bize koordinatı lazım olacak. Benden koordinat isteyebilirler diye düşündüm. Ve bu koordinatı nasıl alacağız? Evet, telefon çekmiyor, internet de çekmiyor. Nasıl koordinat alacağız? Şimdi hep her zaman derler ki neredeyim yaz, operatörüne gönder, size koordinatınızı gönderir. Ama telefon çekmiyorken nasıl operatörüne mesaj göndereceksin, nasıl koordinatını alacaksın? Hem operatörün senin koordinatını nereden bilecek? Çünkü telefona şebekeye ulaşamıyor. Evet, burada önemli bir yöntem devreye giriyor. Ben bunu başka hiç kimsenin anlattığını görmedim. Bu benim kendi yöntemimdi ve gerçekten işe yarıyor. Hatta çoğu zaman operatörlerin gönderdiği koordinattan da daha çok işe yarıyor. Çünkü akıllı telefonlarımızın kendi dahili olarak GPS modülü vardır. Ve bu modül hiçbir şebeke çekmese dahi uydulardan gelir koordinatını alır. Evet, bunu anlatayım şimdi size nasıl olduğunu. Her zaman lazım olabilir, aklınızda olsun. Öncelikle telefonumuzun konum özelliğinin açık olması gerekiyor. Konumu açtık. Daha sonra Google Maps'a giriyoruz. Ve kendi konumumuzu harita üzerinden bulmasını bekliyoruz. Harita üzerinden bulduktan sonra kendi konumumuzun üzerine basılı tutuyoruz. Ve hemen tepede oranın koordinatları çıkıyor. Bundan sonrası çok basit, kopyala yapıştır. Ben de koordinatları aldım, hemen kenara kaydettim ve buradan yola devam ettik. Elime hem Zeynep'in telefonunu hem kendi telefonumu aldım ve önden yürümeye başladım. Zeynep de arkadan geliyordu. Ve bir süre yürüdükten sonra, rakım çıktıktan sonra Zeynep'in telefonunun tek diş çektiğini gördüm. Ama interneti çekmiyordu. Yani biz Google'a girip hala Beydağları Sahil Milli Parkı'nın numarasını alamıyorduk. Ya dedim ki ben bir arkadaşıma ulaşayım. O bana temin etsin numarayı veya durumu kendisi anlatsın. Ya dedim ki bu işten kim anlar, en hızlı kim yapabilir? Tabii ki de arkadaşım Onur Varol, bu işlere kendisi çok ilgilidir. Yine teşekkür ediyorum kendisine buradan. Nihayetinde ulaştım ve durumu kendisine anlattım. Koordinatları verdim. Koordinatları hemen yazdı, not aldı. Ve yola devam ettik. İçinden değişik sesler geliyor. Acayip acayip sesler geliyor. Benim baton sesim değil tabii ki. Arkadaşım Onur Varol'dan bana beklediğim SMS geldi. Beydağları Sahil Milli Parkı'na ulaşmış, koordinatları kendilerine ulaştırmış, yaralı Şahin'e anlatmış yani durumu. Ve bana da bu Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün numarasını gönderdi. Sahadaki adam olarak benim de aramam gerektiğini ifade etti. Efendim? Merhaba, biz Likya yolunu yürüyoruz da bugün Göynük Milli Parkı'ndan Hisar Çandır tarafına yola çıktık. Evet. Yaklaşık 1 kilometre sonra bir tane yaralı Şahin gördük. Kanadı kırılmış büyük ihtimal ve uçamıyor. Biraz da yavru. Evet. Tam olarak neredesiniz şu anda mevki olarak? Biz biraz daha ilerledik ama tam işte Şahin'in bulunduğu noktanın koordinatlarını kaydettik. Evet. İsterseniz size verebiliriz de koordinatlarını. Bir cep numarası verse... Tamam, ben cep numarası vereyim, oraya gönderirim. Yazıyorum. Tamam. Şahin orada mı? Yani gittiğimizde orada bulabilecek mi? Evet. Bulabilirsiniz çünkü çok fazla hareket edemiyor. Bizi görünce biraz daha hani kanyona doğru indi ama 2 metre falan inebildi. Orada duruyor, hiçbir şey yapmıyor. Ha, anladım. Ha, sizler yani anladığım kadarıyla biraz dokunmadınız, şey yaptınız. Bize hayvana. Hem daha fazla zarar vermemek için hem de bize de zarar verebilir diye dokunmadık. Ha, size de zarar, anladım. Alayım ben 535 numaramı vereyim ben size. Yazıyorum. Tamam. Koordinat aynen. Tamam. Tamam efendim, siz onu gönderin. Tamam. Edeceğiz. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi günler. Şahin'i yalnız bırakmayacağız. Hemen koordinatları Mahmut Bey'e gönderdik. Telefondaki Mahmut Bey'in sesi bana oldukça güven vermişti. Bu Şahin'in kurtarılacağından emin gibiydim. Bayağı konuyla ilgilenmişti. Ve kafamda biraz olsun böyle bir rahatlama olmuştu. Yola devam ettik ama yolun bundan sonraki kısmında telefonlarımız hiç çekmedi. Ertesi güne kadar bu Şahin'in kurtarılıp kurtarılmadığını öğrenememiştik. Ama ertesi gün yola devam ettiğimizde, daha yüksek rakıma çıktığımızda telefonlarımız çekince bize Şahin'in fotoğrafı geldi ve tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Yani nasıl sevindik anlatamam. Şahin'i de bir güzel karton kutuya koymuşlar. Önünde salam sucukları atmışlar ki oh yani. Şahin'in güzelliğine bakar mısınız? Yani şu renkler, şu bakışı yani... Çok tatlı, çok güzel bir hayvan. Yani bu fotoğrafa bakınca mutluluk duymamamız mümkün değil. Yaralı Şahin'in kurtarılmasında emeği geçen arkadaşım Onur Varol'a
Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürlüğü'nden araştırmacı Mahmut Deniz Bey'e ve müdür Uğur Torunoğlu Bey'e, Gönyük Kanyonu ekibinden Varol Şirinler Bey'e ve Kadir Yalçın Bey'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Yolumuz buradan gidiyor. Şurada bir kapak çökmüş. Oraya dikkat etmek lazım. Sağda da böyle dere akıyor. Telefon çekmiyor. Telefonumuz çekmiyor. Şahin'e bir saatten fazla vakit harcamıştık. Hava kararmadan da kamp alanına artık ulaşmalıydık. Bu nedenle hızımızı biraz daha artırdık. Burada böyle küçük bir boru. İncecik bir su akıyor ama içilir mi içilmez mi bilmiyorum. Efendim? Boralı koordinatı nasıl gönderdin? Şeyden gönderdim, SMS'le. Evet, koordinatı nasıl baktın? Google haritalardan baktım. Bana gösterdin mi? Tamam. Olmuş. Tamam. Hadi önden. Evet, bugün kuş gördük. Şimdi yoralım. Önce sandık ki bize mi saldıracak, yavrusunu mu koruyor dedik. Ama hayır, kendisini korumaya çalışıyormuş, yaralıymış. Molayı kısa tutalım, yola devam. Umarım gittiğimiz yerde su vardır. Yolumuz patika, gideceğimiz yön de belli. Aslında çıkış olmasa çok zorlayıcı bir parkur değil ama çıkış olduğu için bizi biraz terletti. 400'lü rakımlardayız. 50 metre kadar bir rakım çıkacağız. Az bir mesafemiz de kaldı. Yorulduk. Terledik. Ama dere de kuru. Aha, kamp alanı. Bak çınar da orada işte. Hani? Bak karşıda. Ama bir şey söyleyeyim. Asıl kamp alanı ileride. Şurası. Evet, sonunda sarı çınar düzlüğüne geldik. Burada ne yazıyor? Sarı çınar. Hakikaten de öyle, çınar ağaçları var. Derken karşımıza Sarı Çınar kamp bölgesi çıktı. Burasının adı Sarı Çınar Pınarı olarak geçiyor ve 4 mevsim akan bir su kaynağından söz ediliyor. Ama biz gittiğimizde ne bir su kaynağı vardı ne de bir akan dere vardı. Her yer kupkuruydu. Çadırımızı kuracağız. Evet. Beğendin mi kamp alanımızı? Beğendim ya, orman içindeyiz tam. Değil mi? Geniş bir alan, evet. Ormanın içerisinde. Bak, çınar ağacını merdiven şey yapmışlar. Çakmışlar. Atıyorum çantaları. At. Hadi önce sen at. Tamam. Çantaları atıyoruz derken
Öyle kaldır da fırlatmıyoruz. İçerisinde su borbamız falan var. Pahatlar gider valla. Biz de bu su kaynağına güvendiğimizden yanımıza sadece 3'er litre su almıştık. Yarınki yürüyüş için bize daha fazla su gerekiyordu. Hemen bir çözüm yolu üretmemiz gerekiyordu. Yanımızda taşıdığımız su filtresini kullanma vakti gelmişti. Yanımda su arıtma cihazı var. Şimdi keşfe çıkacağım. Şurada bir dere yatağı var. Hadi oraya doğru gidip bakalım. Bir su birikintisi olsa yeter bizim için. Bence umudumuzu kaybetmeyelim. Bakmaya devam edelim. Buralar da kuru gözüküyor. Hadi bakalım. Zeynep. Evet. Gel gel. Bak. Tamam. Oo, tamam ya. tamam yeteri kadar su var burada. Bu birikinti bizim işimizi görür. Dur, kafanı örümcek almış, onları alayım bir. Kıyamam. Normalde bunu böyle eğilip suya ağzınıza çekerek içiyorsunuz. Ama böyle de bir teçhizat yaptık. Düzenek hazırladık. Ama ben buna kafa yormadım. Sayın Cüneyt abim, Cüneyt Ekicigil sağ olsun bana bunu gösterdi. Tabii Cem Bey ile beraber gösterdiler. Şunu şöyle takıyoruz hortuma. Yani onlardan akıl aldım sağ olsunlar. Böyle bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor işte. Ben de bunu kullandım. Umarım ben de sizlerle paylaşıyorum. Sizlerin de işine yarar. Bakın. Şu kısmı daldırıyorum. Enjektörle çekiyorum. Böyle her çektiğimizde yaklaşık 40-50 mililitre su çekiyoruz. Temiz su. Bakterilerden arınmış. Bakterilerin %99.9'unu arıtıyor. Tadına bakar mısın Zeynep Bey? Gayet güzel, temiz bir su ya. Hiçbir Değil koku mi? Yok. Tatta hiçbir kötü bir tat gelmiyor. Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Su arıtma ile ilgili size ayrıyetten bir video yapacağım. Artık su problemimizi de hallettikten sonra çadırımızı kurabiliriz. Şöyle güzel mi? Güzel. Aynen tam böyle işte. Sarıçınar kamp alanındayız sonunda. Çadırımızı kurduk. Suyumuzu arıttık. Evet, suyumuzu arıttık. Ve şöyle göstereyim. İpimizi gerdik. Evet, şurada. Terli elbiselerimizi de, kıyafetlerimizi de astık. Sabaha kadar havalansınlar diye. Evet, şimdi Sakine teyzeden aldığımız gözlemeyi yiyeceğiz. Tam bu esnada bize göre ters istikametten iki tane yürüyüşçü geldi. Konuştuk, tanıştık. Rus yürüyüşçülermiş. Onlar da bu pınara güvenerek susuz kalmışlar. Yanlarına az su getirmişler. Gittik. Hemen bu Rus arkadaşlar için de su arıttık. Karnımız iyice de acıkmıştı. Akşam yemeğinde öğlen Sakine teyzeden aldığımız gözlemeleri bir güzel yedik. Sakine teyzemizden gözleme, nefis gözlemeler, ıspanaklı ve patatesli. Ve bir tane de elma. Tabii ki de arıttığımız suyumuz. Evet, arıttığımız su. Hem de 1 litre. Ya o kadar keyifli bir akşam geçiriyoruz ki. Aynen. Doğanın içerisinde. Evet. Ya çok güzel ya. Çok mutluyum şu anda. Değil mi? Seni bir aydınlatayım bakayım.
Ben de seni bir aydınlatayım bakayım. Ya gözüme geliyor. Günün yorgunluğuyla çadırımıza çekildik. Çadırımızdayız. Zeynep kitap okuyor. Ama telefonundan. Ben de bu haldeyim. Uzanıyorum. Düşünüyorum. Dışarıdan sürekli baykuş sesleri. Bir de uzaktan çakal sesleri. Ormanın içerisinden sürekli hışırtılar geliyor. Hadi bakalım. Umarım bu gece bir ziyaretçimiz olmaz. Geceleri vahşi yaşam başlıyor. Çadırda uyku tulumu başımı koyunca burada düşüncelere daldım. Yaklaşık 15 sene öncesine gittim. 2005 yılına. Evet, Likya yolunu ilk öğrendiğim zamana gittim. O zaman da ne tesadüftür ki Onur Varol arkadaşımla Beldibi Kanyonu'nu gezmeye çıkmıştık. Bölgeyi keşfe gitmiştik. Vadilerden falan geçiyorduk. Kayalardan tırmanmaya çalışıyorduk. İki tane kafa dar. Birazcık da acemilik de vardı tabii o zamanlar. Ve Onur Varol arkadaşım ilk defa bana orada söyledi. Kendisi Antalya'da zaten Beldibili. Likya yolu geçiyor dedim şu dağın arkasından. Ta o zaman kafaya koymuştum. Acaba gün gelir de bu Likya yolunu yürür müyüm diye. İşte o gün 15 sene sonra geldi. Hem de eşimle beraber yürüdüm ben bu yolu. Bir de ne kadar manidardır ki Onur Varol arkadaşımla da yine bugün bu yaralı Şahin vesilesiyle telefonda konuşmuş oldum. Tam da Likya yolunda. Yine aramızda bir dağ vardı. Varol arkadaşım Beldibi'ndeydi. Dağın diğer tarafında ben de bu tarafındaydım. Böyle de bir anımız oldu işte. Böylece 33. bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Parkurumuzu bir özetleyelim. Yürüdüğümüz mesafe yaklaşık 3,5 kilometre kadar. 400 metre kadar da bir rakım tırmandık. 15-17 gibi yürüyüşümüze başladık ve hava kararmadan 18-30 gibi Sarıçınar kamp bölgesine ulaşıp çadırımızı kurduk. Bir sonraki bölümde Sarıçınar düzlüğünden Elma Yanı yaylasına kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. Çok güzel bir yolda ilerleyeceğiz. Sedir ağaçlarına kavuşacağız. Dayısı geçidinden geçeceğiz. Yıldırım ormanlarını göreceğiz. Ve yine sisin içerisinde yürüyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Doğayla kalın.